Merhaba, ben Mümine. Bugün minik bir kırtasiye alışveriş yaptım. Hem onları göstermek istiyorum size, hem de biraz yardımınıza ihtiyacım var. Azıcık da sohbet edelim. Hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Bildiğiniz gibi ben ne yazık ki su içmeyi sevmiyorum. Eğer aranızda su içmeyi sevmeyen varsa bu videoyu başlar başlamaz hemen yanına büyük bir bardak su alsın ve su içmeye başlasın. Çünkü su içmek çok önemli. Ben de, siz de, bütün toplumda su içelim. Bu arada minik canlıları da unutmayalım. Bildiğiniz üzere sokak hayvanlarının bizim bırakacağımız sulara ihtiyaçları var. Canlarımızın kenarına veya işte apartmanımızın önüne su bırakırsak bizim için de, onlar için de iyi olacağını düşünüyorum. O zaman haydi bakalım videomuza geçelim. Şimdi ben bu videoda neden bahsedeceğim? Minik bir kırtasiye alışveriş yaptım. Onu anlatmak istiyorum size. Öncelikle bir de sizden gerçekten yardım isteyeceğim. Bunu videonun sonuna doğru konuşalım isterseniz. Şimdi bu kitap defter serisini aldım. Bu defter serisini gerçekten çok seviyorum. Geçen sene de kullanmıştım. Bu sene tekrardan aldım. Şimdi bu defter serisinde öncelikle eserle, ardından da eserle ilgili minik bilgiler var. Şurada hatta elimle tutmuşum, pardon. Burada hangi eserin ismi yazıyor? Ne zaman, hangi yılda yapıldı ve kim tarafından yapıldı? Ayrıca şu an günümüzde nerede sergilendiği yazıyor. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. İnci Küpeli Kız da eminim hepiniz biliyorsunuzdur, KPSS'de çıktı. Hal böyle olunca da hepimiz İnci Küpeli Kız'a tekrardan aşık olduk diyebiliriz. En çok sevdiğim eserlerden biridir. Umarım bir gün canlı görmek de nasip olur. Birinci defterim. Şöyle yapalım. Hatta siz de görün isterseniz. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Bu eser defterlerin diğer bir özelliği ise çizgili olması ve kenarlarının bu şekilde kolayca yırtılabilir olması. Bu bence bir defter için oldukça konforlu. Çünkü bildiğiniz üzere bu defterlerde bir sayfayı yırttığınız zaman, daha doğrusu bu tarz defterlerde, yani bu şekildeki defterde, tel olmayan defterlerde yırttığınız zaman ister istemez diğer sayfalarda da kopma oluyor. Ancak bu defter serisinde asla böyle bir şey olmuyor. Defterin sayfa sayısı 60 sayfa, zaten arka kısmında yazıyor. Oldukça kullanışlı. Dediğim gibi geçen sene kullandım. Ben bu sene de tekrar kullanacağım. 4 adet aldım. İlerleyen zamanlarda eğer ihtiyacım olursa arttırabilirim. Geçen sene de kullandığımdan bahsetmiştim size. Ne yazık ki geçen sene şöyle bir talihsizlik yaşadım ben. Islandı defterlerim. Hal böyle olunca da çantamın içerisine koymuştum. Yağmur yağmıştı. Defterim de ıslandı. Ben bunu kıyıp kullanamamıştım. Bu sene de neden Fransızca dersinde kullanmayayım diye düşündüm. Şimdi benim defter mantığım şöyle. Kursta kullandığım defter ayrı ve ben bu defterleri temize çekiyorum. Neden diyecekseniz, hem öğrenmeyi pekiştirdiğini düşünüyorum, hem de onu çok hızlı yazıyorum. Ben birazcık yazıya dikkat ediyorum. Hızlı yazmayı sevmiyorum. Hal böyle olunca da çirkin yazıyorum. Çirkin yazı yazmayı da sevmiyorum. Defterlerimi ben temize çekiyorum eve geldiğimde o gün. Hem öğrendiklerimi pekiştirmiş oluyorum, hem de güzel olmuş oluyor benim için. Bu sene de bu şekilde daha kalın ciltlisini aldım. Bunu kursa kullanıyorum. Kursa giderken yanımda götürüyorum. Bunu da evde temizi çekmekte kullandığım defterim. Şimdi bu defterin ise iki özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Bu kenar kısmı lastikli ve buraya kaleminizi koyabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde ipli bir yapıya da sahip. Böyle de kullanabilirsiniz. Yani kaldığım yeri de size gösteriyor. Bu da çok güzel. Ben bu yapısını çok sevdim. Defterimin sayfa sayısı 120 sayfa. Bunu da yine çizgili tercih ettim. Çanta içerisinde oldukça portatif ve kullanışlı. Bunu da hemen kursla öğrendiklerimi hemen içerisine yazdım. Yani benim için çok kullanışlı bir defter. Gelelim üçüncü defterimize. Ben bunu BİM'de gezerken gördüm. Bunu da BİM'den aldım. Ancak bu az önce saydığım özellikler, yani kolay kullanım olarak kullanışlı bir defter benim için değil. Çünkü yırtılma özelliğine yazık yok. Hal böyle olunca da bunu ben temize çekmekte, yani tükenmez kalemlerle kullanabileceğim bir defter değil. Tamamen kurşun kalemlerle kullanabileceğim bir defter. Benim için iyi bir özellik değil ama dışı çok güzel. Şöyle siz de görün, altın yaldızları var. Çok tatlı. Ben çok sevdim. Siz de umarım seversiniz. Gelelim dördüncü defterimize. Ben bildiğiniz üzere sosyoloji dördüncü sınıf okuyorum. Sosyoloji bölümü okuyorum. Bununla ilgili bir kırtasiyeyle sürekli bir çıktı alma durumum oluyor. Çünkü kitap haline getirmem gerekiyor benim o çıktıları. Çok ders çalışıyorum bu konuda. Çünkü sosyoloji gerçekten çok disiplinli bir şekilde ders çalışmanız gerekiyor. Her böyle olunca da internet üzerinden okuma yapamıyorum ben. Sevmiyorum daha doğrusu. O ben illa ki o sayfaya kağıdı dokunmam gerekiyor. O kırtasiyede böyle bir defter gördüm. Oldukça tatlı. Şöyle de göstereyim size.
bu şekilde. Klasör kıvamında, A5 klasör kıvamında. Şimdi bunun çok iyi bir avantajı var, ondan bahsetmek istiyorum size. Bir açtığınızda sayfa sayıları bittiğinde tekrardan kullanabiliyorsunuz. Yani dış kısmı kalırken iç kısmı bitse dahi kullanışı sürekli devam ediyor. Bu da çok güzel benim için. Ve bazı defterlerde, mesela bu defterde yazı yazarken şöyle göstereceğim size. Şu kısımlara olduğu kadar gidemiyorsunuz. Ancak bu defterlerde her iki sayfayı da açık bıraktığınız için oldukça kullanışlı ve konforlu oluyor. Benim bu sene için minik bir kırtasiye alışverişim defter olarak bunlardı. Gelelim bence star parçalara, kalemlere. Ben bu sene iki tane kalem tercih ettim. Bir tanesini aslında şöyle göstereyim size. Bu Rotring'in 053'tü. Ben 053'te yazıyorum. Evet biliyorum diyeceksiniz ki bu kız cin mi? Hayır, cin değilim. Benim bu gerçekten el alışkanlığım. Elimde değil. Ben lise zamanlarından beri 053'le yazıyorum. 07'uç bana çok kalın geliyor. Hal böyle olunca da bu şekilde 053'te kalemleri tercih ediyorum. Ben bu Rotring'in serisini daha önce kullandım. Yaklaşık 2017 yılında 2017'den 2023'e kadar kullandım. Kalemim ne yazık ki bozuldu. Hal böyle olunca da yeni bir kaleme ihtiyaç duydum. Yine aynı markanın farklı bir rengini tercih ettim. Bilmiyorum, çok güzel. Ben çok seviyorum bu kalemi. Oldukça hafif bu arada. Çok ağır değil. Ben aslında ağır kalemleri seviyorum. Diyeceksiniz ki elin yorulacak. Hayır, ben bunun daha sağlam olduğuna inanıyorum. Bu şekilde bir tık ağır. Yani bu nasıl söylesem bilemiyorum da hafif bir kalem değil. Bir tık ağır bir kalem. Ben dediğim gibi bunu bilinçli olarak tercih ettim. Ben ağır kalemlerle yazı yazmayı daha çok seviyorum. Bunu kursa götüreceğim. Yani bunu sürekli yanına taşıyacağım kalemim. Bu kalemim ise, bu da Faber-Castell'in. Az önceki Rotring'inde. Bu ise Faber-Castell'in. Ay bunu var da gerçekten, yani ne diyebilirim ben bilmiyorum ki. Çok güzel ya. Bunun ucunu inşallah bana 05 verdi. Evet, korktum ya 07 verdi diyor. Çünkü sordu bana, ben de 05 istiyorum dedim. O da bana yok öyle dedi, yok böyle dedi. Hayır dedim. Ben bu renk, bu kalemi ve bu rengi istiyorum. Oldukça güzel ve keyifli. Bu da gördüğünüz gibi böyle rengi çok güzel. Ay aşığım bu kalemlere. Ben böyle bir insan olamam. 35 yaşındayım ve hala kalem seviyorum. Ne yapabilirim? Çok seviyorum. Birazcık böyle suçlu hissettim kendimi. Bir tık pahalıya aldım ama bu kalemleri dediğim gibi ömürlü kullanıyorsunuz. Benim gibi bir kalemi 7-8 yıl kullanmayı planlıyorsanız kesinlikle verilebilecek ücretler benim gözümde. Şimdi gelelim videonun yardım konusuna. Şimdi bu kadar kırtasiye alışverişi gösterdikten sonra sizce hangi konuda sizden yardım isteyebilirim? Tabii ki YouTube'daki hocalar konusundan sizden yardım isteyeceğim. Bildiğiniz üzere ben bu sene tekrardan YKS'ye hazırlanmaya başladım. Ve nedense düzgün bir edebiyat hocası bulamadım. Aker Hoca'yı dinledim. Uyuşamadık. Bir şey oldu yani. Aslında Aker Hoca'yı ben Türkçe'de dinledim. Yani böyle benim galiba algım olmadı. Ben bir türlü anlaşamadım. Öznur Hoca'yı dinledim. Bakın bunlar bahsettim Türkçe. Yine olmadı. İki hocayı daha deneyimledim. Yine benim hocamdan bir hocayı dinledim. Uzun saçlı beyefendi. Şu an isim aklıma gelmiyor. Kusura bakmasın lütfen. Onunla da bir türlü bir frekansım uymadı. Hayır, böyle olunca edebiyat hocasız kaldım. Bana önerebileceğiniz edebiyat hocası varsa çok 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 sevinirim. Lütfen seve seve dinlerim. İkinci konu ise matiki. Matiki konusunda da bana en temelden anlatacak hoca lazım. Matematiğin gülen yüzünü dinlemeyi düşünüyorum. Onu daha herhangi bir şekilde dinleme olayım olmadı. Bundan önce çözmüştüm ben. Şimdi birazcık alta inmem gerekiyor. Çünkü matematik Mat 2 sayımın yüksek olması gerekiyor. Mat 1'den ziyade. İlyas Hoca'yı Mat 1 kısımda dinlemiştim ben. Yeterli bana gelmedi. Hal böyle olunca da daha farklı hocalar arayış içerisindeyim. Sizden ricam, beklentim ve temennim lütfen bana Mat 2 edebiyat konusunda yardımcı olabilecek hocalar. Çünkü tarihi yine Ramazan Hoca'dan dinlemeyi düşünüyorum. Coğrafyayı Engin Hoca'dan dinlemeyi düşünüyorum. Bunların her ikisini ben KPSS hazırlık sürecinde dinlemiştim. Oldukça yeterli görmüştüm. Coğrafya 2 konusunda Engin Hoca'yı bilmiyorum yeterli gelir mi gelmez mi. Ancak onu da yardım istiyorum. Yani anlayacağınız bana internet konusunda, daha doğrusu ders konusunda acil yardıma ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa, ki ben şu an sizden yardım istiyorum. Şu an benim size soru sormam gerekiyor. Aklınıza takılan sorularda nerede birleşelim hiçbir fikrim yok. Yorumlarda birleşelim yine. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Her türlü yardıma dediğim gibi yorumlar konusunda da açığım. Lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.